bakması Doğru. lazım. Yani bir bakmak lazım. Çünkü bazen hani bir şey çok bize cazip gelebilir ama ya uydurma. Mesela Barnabas İncil'i Ali abinin söylediğinden bağımsız olarak başka bir şey için söyleyeceğim. Evet. Mesela Barnabas İncil'i diye bir kitap var piyasada. Bu kayıp kitap, gizlenen Barnabas'tan bahsetmiyorum. O başka. Ama bir de Barnabas diye satılıyor şu anda. Hali hazırda bir kitap var. Şimdi o kitapta Hazreti Kardeş, Muhammed'i övüyor vesaire. Müslümanlar hemen sahiplendi. Ama uyduruk bir kitap olduğu mesela sonradan ortaya çıktı. Hayır, bu şey döneminde yazıldı. Bu İspanyolların Endülüsleri. Endülüs evet, o dönemde. O bende var o kitap. O ama o Barnabas değil. Çünkü o Barnabas görülmedi daha. Çünkü evet, kimsenin eline Barnabas, geçmedi. Yani Aziz gerçek Barnabas. Yazdığı, şimdi bir de yani o Barnabas. Genelkurmay'da. Yani tabii bilemiyorum. Genelkurmay'da mıdır, nerededir filan. Sadece yani Türkiye'de bir ortada göründü. Belki insan o Barnabas yüzünden mağdur edildi. Gören kişileri de tanıyorum, tercüme eden kişiyi de tanıyorum. Hepsini anlattı. Ben de tanıyorum. Evet. Hatta, evet, enteresan. Hocam şimdi bu astronotlar, Armstrong ve Aldrin, inecekler o sırada. Tabii bir keskin sesler geliyor. Bunlardan bir ses şu. Rabbi el arz dini endav izakun alim. Yani bu Arapçaya bir Arapça olarak baktığımızda bir anlamlar ifade ediyor herhalde, değil mi? Yani nasıl Rabbi el arz dini endahu iza kum alim. Bunu duyuyorlar. Evet. Bunu duyuyorlar. Sonra eşhedü en la ilahe illallah diye bir ses duydum diyor Armstrong. Fakat Collins diyor ki uçan dareler mi gördünüz gene diyor. Hayır diyor, bir şey duydum, bir şarkıdan. Eşen mahatma resamballa falan diyor. Şey tam anlayamıyor Arapçayı. Tabii bunlar NASA'dan dinlendiği gibi yani dünya ay şeyinde diğer şeyler ülkelerde dinliyor. Yani radarları ve telsiz sistemlerinden bunlar da duyuluyor açık ve seçik bir şekilde. Şimdi frekans mı değiştirdi mi şeyi mi falan. Bunlara bir açıklama getiremediler ama şunu dedi. Der ki ya bu sözler İbranice'dir dedi. İbranice bir anlam ifade etmiyor ama Arapça olduğu zaman yani arzın Rabbi Allah yani anlamı, şimdi, alimi yani, falan ayda, bir ayda, kelimeye kelime baktığınız zaman şimdi şu var. Müslümansa mesela orada ezan okuyabilir yani. Yani o tabii ayda bir şeyler var. Mesela ben Müslüman uzaylılar teorisi dedim. Yani uzaylılar bunu savunmaya başladığım zaman belki pek düşünmediler mesela, ama yani. Şimdi Kur'an'ın esasında bir şey söyleyeceğim, bilmiyorum nasıl olur. Kur'an bir harf dizilimidir. Harf dizilimidir. Hocam bir, 19 üzerinde bir metin katları değil. Vardır. Yani 19 bir metin mi? Değil, bir harf dizilimidir. 19'u bu harf dizilimini insanlar Arapça okudukları zaman, mesela elif, lam, ha, mim, dal, elif. Yani böyle bir harf dizilimidir bu. Evet. Bunu insanlar Arapça okudukları zaman elhamdu diyorlar. Yani hamd Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Şimdi bu insanın Arapça lisanı ile Kur'an'ı dizmesidir. Ama bunu diğer varlıklar Kur'an'ı okumak istedikleri zaman el diyor. Ne demek el? Allah. Ham sahiptir. Du iki. Cihanın. Şimdi bu bir harf sıralamasıdır. Evet. Bu harf sıralamasını insanların okuması başkadır, diğer varlıkların okuması başkadır. Melaike bunu okur, cin bunu okur, cinler de okuyor çünkü. Cinlerin okunuşunu aklardım ben sadece. Yani bunu onlarla... Ya, söylediğin çok acayip enteresan bir evet. Şeydi. Bence bir daha söyle onu. İşte yani bu... Elhamdülillahi Rabbil evet. Alemin derken elhamdüyü aldın. Evet. Hamdolsun diyoruz manası. Evet. Elhamdü ama aynı cümleyi... Farklı hecelerden bölerek okuduğumuz zaman evet, aynı bunu, sizinle başka yani işte bunu geliyor. Diğer varlıklar bu şekilde okuyorlar. Bunlardan bunu dinleyen adamdan dinledim. Ben bilmiyorum bunu. Yani dedi ki bunu bana onu öğreten Kur'an-ı Kerim'e kelime bakma. Kelime olarak bakarsan Kur'an'ı daraltırsın. Anlayışını da daraltırsın. Evet. Harfler üzerinden baktığın zaman şimdi mesela huruf ilminde yani hurufiliğe de kaçırtmamak lazım bu işi çünkü biz Kur'an'ın zahirinden mesulüz. Evet. Harfler ilmi üzerinden gittiğin zaman mesela elif kelimesi mezahirül vücuttur. Yani görülebilir bütün halleri ifade eder. Dal harfi enasır-ı arba'adır. Onu temsil eder. Efendim lam harfi risalettir. Mim harfi işte nübüvvettir. Şey nun harfi nübüvvettir. Mim harfi ve vav harfi velayettir. Mim harfi risalettir. Bunların her birisinin manaları var. Bir araya geldikleri zaman bu farklı manalar çıkarır ortaya. Rab kelimesi
Niye R ve 2B'den oluşuyor? Bunların her birisi çok ilginç şeyler içeriyor. Yani harfler üzerinden Kur'an-ı Kerim'e bakmak lazım. Evet. Bizim Çelakıl bu işe ilk giriştiği zaman bir kere böyle bir konuşmuştuk biz kendisiyle de. Dedim ya kardeşim bu çok ilginç bir alandır, çok önemli bir alandır. Ama bunu ila nihaya doğru götürebilir misin ve insanlardan kendini koruyabilir misin demiştim. Yaptı, hakikaten iyi şeyler ortaya çıkardı. Hocam o kitabı gelirken ben o sırada o yayın evinin sahibinden çalışıyorduk. Kitabı oradan çıkmıştı. O şeyde konuştuk. Hatta dedi ki bana Kur'an-ı Kerim şifresini getirdim. Ben orada dedim sen bunu ilahiyatçılarla görüştünüz mü? Yani bir görüş alın kitabı ona göre bir gösterin. Burada bir eksiklik şeylik olmasın. Çünkü çok derinlemesine olan bir şey ve tefsire dayalıdır. Bilgiler orada çok fazladır dedim. Yani şey biz tabii biz Kur'an-ı Kerim Arapça lisanıyla apaçık bir Arapça lisanıyla indirildi. İnsanlığın insanlığa hitap eden, insana hitap eden bu kitabın insana hitap eden yönü apaçık Arapça ile olan yönüdür. Evet. Dolayısıyla bizim birinci derecede Kur'an'a bakmamız gereken nokta Arap lisanı